Ankara Özel Güven Hastanesi sağlık rehberini sunar. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine sağlık rehberinde, sağlık köşesinde sizlerle birlikteyiz. Ankara Özel Güven Hastanesi'nden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Kendi dalında birçok uzmanlarımız Türkiye'de kendisini kanıtlamış, bu hastanede görev yapıyor. Bunlardan birisi de doçent doktor Mustafa Cesur, endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben 1992 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1997 yılında iç hastalıkları uzmanlığını, 2003 yılında da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığını aldım. 2008 yılında doçent oldum. 10 yıldır da Ankara Güven Hastanesi'nde çalışmaktayım. Evet. Hocam, endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı dedik. Uzmanlık alanlarımızı şöyle açabilir miyiz? Nelerle ilgileniyoruz? Genelde hormon hastalıkları ve buna bağlı problemleri içeriyoruz. Tabii en büyük gördüğümüz hasta popülasyonu tiroid hastalıkları ve şeker ve onunla ilgili metabolik hastalıklar. En çok onları ilgileniyoruz ama bunun dışında böbrek üstü bezleri, paratiroid hormon dediğimiz kalsiyum metabolizması hastalıkları, bunlar da veya hipofiz bezi, beynin bir bölümüdür. Onunla ilgili hastalıkları da tabii ki görüyoruz. Örneğin akromegali dediğimiz büyümeyle giden bir hastalık vardır. O da bizim mesela konumuz içindedir. Ama en sık gördüğümüz hastalıklar tiroid ve şekerle ilgili hastalıklar. Zaten günümüzde de bu tip hastalıklar çok yayılmakta ve bunların erken teşhisi çok çok önem kazanmakta. O nedenle geniş bir hasta portföyüne hitap ediyoruz. Sırasıyla şöyle şekerden başlayalım. Şeker, tiroid ve metabolizma hastalıklarının belirtileri nelerdir? Sırayla kısaca insanlarımızın, vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde anlatabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi şeker hastalığı klasik bulguları vardır. Bunu pek anlatmama da gerek yok. Hastalarımız biliyor yani bunun çoğunu. Ama tabii ki önemli olan şeker hastalığını daha erken safhada bu bulguları vermeden yakalamaktır. Çünkü bu aşamada yakalanırsa şeker hastalığı önlenebilir bir hastalıktır. Bu da çok önemli. 2000'li yıllarda artık görüldü ki şeker hastalığı erken teşhisle, şeker hastalığı daha oturmadan yakalanırsa önlenebiliyor. O yüzden de bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ama gelişmiş bir şeker hastalığının bulgularında en tipik bulguları çok idrara çıkmak. Ki şeker 180'in üzerine çıktıktan sonra ağır bir moleküldür, idrarla atılır. Çok idrara çıkma, çok su içme, beklenmeyen hızlı bir kilo kaybı şekerin belirtisi olabilir. Bazen yaralar geç iyileşebilir. Tipik ağız kuruluğu mesela özellikle önemli bulgularından birisidir. Kaşıntı olabilir bazen. Sebebi bilinmeyen kaşıntının sebebi olabilir. Bunlar tipik bulgularıdır. Dediğim gibi bu bulgular geldiğinde aslında biraz ilerlemiş durumdadır ve bizim aslında bu aşamaya gelmeden tespit etmemiz lazım. Bunun için de açlık kan şekeri böyle 126'nın üzerine çıkmadan 100-126 civarında tespit edip önlem almak lazım. Çünkü şeker tanısını koyabilmek için kan şekeri ölçümü önemlidir. Bunun için de açlık şekerinin iki kez tabii ölçümü yapmak lazım. 126 ve üzerinde olması, tokluk şekerinde 200'ün üzerinde olması aşikar şekerin oturduğunu gösterir ve genelde bu dönemde semptom verilebilir. Hatta görme bozulabilir bazen çok ilerlerse. Ama 100-126 arasında yakalanan bireylerde bende bir şey yok demesin. Ciddi şeker adaylarıdır, prediyabetiklerdir. Onların önlemlerini almaları gerekir. Tiroid deyince hocam? Tiroid deyince tiroidin önemli bir fonksiyonel görevi var vücutta. Vücudun motor hormonlarından birisidir. Yani her türlü sistemin, her türlü fonksiyonun çalışmasında tiroidin katkısı vardır. Bu nedenle tiroidin fonksiyonlarında herhangi bir bozukluk olduğu zaman yani hızlanma veya yavaşlama pek çok sistem olumsuz etkilenebilir. Bir de tiroidin fonksiyon dışında yapısıyla ilgili problem vardır. O da fonksiyonları bozmadan büyümesi olabilir. Buna goiter denir. Ya bu yaygın bir şekilde olur ya da nodüllü bir şekilde olabilir. Bu goiter demek fonksiyonlar mutlaka bozulmuş demek değildir. Bir de fonksiyonel hastalıkları var demiştim. Yani ya yavaş çalışması veya hızlı çalışması. Yavaş çalıştığı zaman ne demiştik? Tiroid hormonları her sistemi etkileyebiliyor. O zaman tepeden tırnağa, saçımızdan tırnağımıza kadar, ayak tırnağımıza kadar bütün sistemler etkilenebilir. Ama en tipik belirtileri yorgunluğun artması. Yorgunluk gerçekten önemli bir semptomdur. Yavaş yavaş kilo almaya başlamak, kilo almak, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, tırnakların kırılması, daha ilerlerse tabii ses kalınlaşması olabilir, kuru bir cilt olması, bazen pul pul dökülmeler olabilir, nedeni tiroide bağlı olabilir veya cilt renginde azalmalar yani beyazlaşmalar. Bunlar hepsi tiroidin yavaş çalışmasının bulguları olabilir. Bunun dışında
hızlı çalışması da görülebilir. Hızlı çalışmasında da işte olay tam tersine. Her şey hızlanmaktadır. Mesela hızlı bir kilo kaybı olabilir. Cilt nemlenir, terleme olabilir, ellerde titreme olabilir. Çarpıntı önemli bir bulgusudur. Çünkü kalbi de etkiler. İştah arttığı halde kişi kilo verebilir. Bunlar da tiroidin hızlı çalışmasının bulgularıdır. O zaman da gene mutlaka tiroid testlerini yapmak gerekir. Nodüler guatr'da ise elle muayene ile tespit edebiliriz veya ultrasonla tespit edebiliriz. Bu da önemlidir. Nodül çıktığı zaman nodülün değerlendirmesi önemlidir. Tabii bir algı var. İlla ki cerrahiye gidecek diye. Aslında bu tip nodüllerin sadece çok az bir kısmı, özellikle kötü huylu olan veya çok büyük olanların cerrahiye gitmesi lazım. Ama bu kötü huylu mu değil mi bunu anlamak gerekiyor. Hastamız bazen bunun için biyopsi yapmak istiyoruz. Onlardan çekiniyor. Aslında çekinmesinler. O basit bir testtir. Yani kan almaktan biraz daha zor bir testtir. Onu ayırımı yapıp işte dediğim gibi hormonal değerlendirme yapıp iyi mi kötü mü belirleyip tedaviyi yapmak gerekir. Hocam tedavi süreci insanları korkutur mu? Tedavi süreci ne kadardır? Son olarak onu özetleyelim kısaca. Öncelikle diyabet için de söyleyeyim. Tabii bu kronik bir hastalıktır. Hele ki yerleşmiş bir diyabet olduğu zaman genelde tedavi ömür boyudur. Aslında tedavi ömür boyu derken kontrol mutlaka ömür boyu olması lazım. Çünkü şöyle bir şey değildir. Yani başımız ağrır, ilacı alır geçeriz veya ne bileyim ateşleniriz işte ilaç alır, antibiyotik alır geçeriz. Bu böyle bir şey değil. Bu bir süreç. Bu bir yapısal bir süreç olduğu için tedavinin devamlılığı da gereklidir. Yani kişi kontrollerini aksatmamalı, önerilen ilaçları mutlaka almalı. Bir sorun olduğu zaman doktoruyla paylaşmalı, paylaşmaktan çekinmemeli ve bu şekilde ömrünün sonuna kadar sağlıklı bir şekilde yaşamalı. Çünkü diyabet, göz, böbrek, karaciğer, kalp bütün organlarda kötü giderse olumsuz etki yapar. O yüzden de ya bana ne dememek lazım, sağlıklı yaşamak lazım. Tiroid için de genelde keza aynı şey. Tiroid hastalıklarında da özellikle yavaş çalışan hipotiroidi dediğimiz hastalıktaki özellikle Hashimoto tiroidit formu vardır. O hipotiroidiye yol açarsa onda da aslında genelde tedavi ömür boyudur veya kontroller ömür boyudur. Belli aralıklarla kontrollerini yapmalıdır. Doktorlarıyla iletişim halinde kalarak mutlaka tedaviyi sürdürmelilerdir. Veya cerrahi tedavi kararı alınırsa, cerrahi alındıktan sonra da belli aralıklarla nüks ediyor mu etmiyor mu bakmak gerekir. Son olarak izleyicilerimize bir özel mesajımız var mı hocam? Özel mesajımız mutlaka kontrollerini yaptırsınlar. Hastalıklar gelmeden ben iyiyim psikozuna girmesinler. Hastalıklar gelmeden hastalıkları yakalasınlar. Bu tip hastalıklar erken dönemde yakalandığı zaman önlenir ve vücuda o bahsettiğim zararları vermez. Bir de eğer diyabet için söylüyorum erken dönemde yakalanırsa biraz önce de gel söylemiştim diyabet olmama şansına sahiptirler. Yani iğne kullanma derecesine gelmeden değil mi? İğne kullanma değil, ilaç kullanma derecesine gelmeden de önlemi almak lazım. Yaşam tarzını kişilerin ona göre değiştirmeleri lazım. Yaşam tarzı derken de o zaman şunu da söyleyeyim. Direkt şekeri yoğun içeren, hamur işini yoğun içeren, ağır gıda, özellikle yağ, tuzu fazla gıdalardan mümkün mertebe uzak durulması lazım. Beni tarif ettiniz. O dedikleriniz hepsini ben gündelik hayatımda yapıyorum. İşte siz yapmayacaksınız o zaman. Yapmamaya çalışın. Bunlara dikkat edin. Bir de hareketin mutlaka yaşamda yeri olsun. Günde en azından 30 dakika yürüyüşü ihmal etmesin kimse. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz yine endokrin ve metabolizma hastalıkları hakkında, özellikle şeker hastalıkları hakkında doçent doktor Mustafa Cesur hocamızdan bilgi aldık. Sağlık rehberinde bu hafta konuğumuz Mustafa Cesur'du. Dedim ya sevgili izleyicilerimiz, kendi dalında uzman Türkiye'nin sayılı isimlerini konuk alıyoruz her hafta bölümlerimizde. Sağlık rehberinden yine bu hafta özel güven hastanesine seslendik sizlere. Ayrıntılı bilgi için Avusturya ve Avrupa'dan aşağıdaki Avusturya merkez numaramıza, Türkiye'nin her yerinden de yine özel güven hastanesinin telefon numarasından, e-mail adresinden ve web sayfasından ulaşabilirsiniz. Sağlık rehberinden bu haftalık bu kadar. Birliklerimiz ve promosyonumuz ile devam ediyor. Sağlıklı kalın, esen kalın diyoruz. Ankara Özel Güven Hastanesi Sağlık Rehberini sundu.